Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ben bir 3 yazıcı almıştım. Creality'nin Ender 3 V2 modelini almıştım. Hatta şu anda şurada arkamda görüyorsunuz orada duruyor kendisi. Güzel güzel baskılar alıyorum ben. O bir inceleme videosu çekmiştim. O videoda söylemiştim böyle bir şeyler yapacağım diye. Hatta bir tane de mengene videosu çekmiştim. Böyle matkap gibi ya da dremel gibi cihazda tutmak için kullanılan bir tür mengeneydi. Onu basmıştım. Nasıl basıldığını işte nasıl aldığını falan filan anlatmıştım. Şimdi bu videoda bir tıraş standı bastım. Biliyorsunuz benim kanal teknoloji kanalı belki ama çok ilgi gördü ve çok fazla da yorum geldiği için ben tıraş videoları çekiyorum. Ayda iki tane tıraşla ilgili olarak da çeşitli şeyler yapıyorum. Şimdi bir tane stand bastım ben. Buna share stand diye geçiyor. İngilizce'deki ismi böyle üzerine. Şimdi şuradan kaldıracağım. Üzerine bir şeyler koyabiliyorsun. Bunun farklı farklı bir sürü varyasyonu var. Ben bunu beğendim. Bunu bastım. Açıklamaya da linkini koyacağım. Hangi model olduğunu, nereden indirdiğimi. Thingiverse'den indirdiğim bir modeldi bu. Aldım bastım bu şekilde. Buraya bir e, mesela benim bu ucuz olan fırçam var. İsterseniz böyle koyabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu fırçaları böyle koymak gerekiyor. E, azı Kullandıktan sonra surlarının süzülmesi için. Yoksa uzun ömürlü olmuyorlar. Yani böyle şu şekilde bırakırsanız e, ömrü çok daha kısa olacaktır. Ya da mesela Wilkinson'un aldığım bir taş e, fırçam vardı. Onu da şöyle koyabiliyorum. Tabi buralara aslında normal şartlarda şuraya ustura koyuluyor. Ben ama ustura yerine böyle buraya yuvaya girmeysem. Bu girmedi ama bu şu Tima'nın tıraş bıçağını ki bunu test etmiştim ben. Tıraş makinesini buraya koyabiliyorsunuz. Mesela şöyle koyduk. İşte ne bileyim bu benim ucuz tasım vardı onu koyalım. Fırçamızı koyalım. Buraya da işte şöyle bunu ikinci olarak böyle koyabilirsiniz. Hani kuru halini olabilir. Veya bende proraso var. Şöyle bu şekilde koyup da kullanabiliriz. Yani burada kullanım nasıl kullanacağınız biraz size kalmış bir durumda. Buralara farklı şeyler koyabilirsiniz. Tıraş bıçaklarınızı koyarsınız, jiletlerinizi, masa jiletlerinizi koyarsınız falan filan. Bu şekilde şöyle güzel bir ürün. Bu ürünü destekli basmak gerekiyor. Neden? Onu söyleyeyim hemen. 3D yazıcılarla az çok muhatap olduysanız veya hiç kullandıysanız bilirsiniz ki şöyle alttan alttan basıyor biliyorsunuz. En alttan yukarı doğru yavaş yavaş basıyor. E ama bu kısımlarının havada basma imkanı yok. O yüzden buralarda destek olması gerekiyor. Hatta ben hem Creality üzerinden, sen yani Slicer yazılımı üzerinden de göstereceğim onu sizlere. E, görüntülerini almıştım. Şuralarda destekler oluyor. E, print işlemi yani baskı işlemi bittikten sonra bunu onları söküp atıyorsunuz ben de söküp attım zaten. Şu anda böyle tertemiz bir şekilde görülmüş oluyor. Bu arada onu söyleyeyim. Slicer üzerinden e, export ederken yani çıkış alırken %20 dolgunluğu seçmiştim. %20 dolgunlukta bunu basması 13 saat sürüyor arkadaşlar. Hatta 13 saat 47 dakika 14 saate yakın bir Baskı süresi var e, %20 yoğunluktan bahsediyorum ve destek support eklenmiş halinden bahsediyorum. Ben çok güzel çok beğendim hatta birkaç arkadaş da gördü abi bana da yap bana da yap falan dedi. Yapmayı düşünüyorum basacağım onlara da ama bir vakit bulamadım henüz. Vakit bulur bulmaz onları da basıp bir iki tane göndereceğim. Onu da söylemiş olayım söz vermiş olayım buradan da ilgili arkadaşlara. Ürün bu e, baskısı çok zor değil PLA kullandım ben standart PLA. 13 saat gibi bir sürede basmış oldum. Siz de böyle eğer bir yazıcınız varsa ya da etrafınızda biriler, birilerinde varsa rica edip abi bana şunu basar mısın? Şöyle bir şeye ihtiyacım var. Şunu basarsan çok sevinirim gibi şeyler söyleyerek siz de bu tarz bir baskı alabilirsiniz. Videonun içinde söyleyeyim açıklama kısmında hangi baskı olduğunu, Thingiverse'deki hangi link olduğunu vereceğim. Siz de indirip kendiniz basabilirsiniz. Ama orada farklı farklı bir sürü farklı farklı stand da var. Yani illa bu olmak zorunda değil. Ben bunu beğenmedim ya burası şöyleymiş deyip Siz başka modellerde yönelebilirsiniz. Önerim tingiverse.com'a bir girin. Bakın, kendi zevkinize göre, kendi kafanıza göre çok daha iyi şeyler de bulursunuz diye tahmin ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar? Bu videoda sizlere 3D yazıcımda bastığım şöyle bir tıraş makinesi standını anlatmaya çalıştım. Nasıl basıldığını, ne kadar sürdüğünü, hatta PLA'sını da söyleyeyim. 113 gramda PLA harcanmış oldu şuna. Ve yaklaşık olarak da 14 saatte baskı aldığımı anlattım. Ürünle ilgili, bununla ilgili yazıcılarla ilgili merak ettikleriniz olabilir. Onunla ilgili bir özel bir video çekmiştim. Canlı yayın videosu yukarıdan linkini vereyim ama belki o videodaki anlattığım şeyler sizin için yeterli olmayabilir. Bu videonun altına da yorum olarak sorularınızı ekleyebilirsiniz. Hepsini elimden geldiğince yanıtlayacağım konusunda sizlere garanti veriyorum. YouTube kanalıma abone olmayanlar var aramızda. Yani her izleyen abone olmuyor. Ee, abone olursanız çok sevinirim çünkü abone olmak benim için önemli. Ee, daha doğrusu benim için çok çok rakamlar önemli değil ama bir markadan bir şey istediğin zaman kaç abonem var Özgür Çetin diye bana soruyorlar. Veya görüyorlar zaten benim abone sayım gizli değil. Gizlenebiliyor biliyorsunuz bu YouTube'da ama bende gizli değil arkadaşlar. Bunu soruyorlar. Bunu sordukları zaman da başım yerde kalmasın. Bu konuda destek olun. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Küçük bir abonelik. Hatta şurada bakın. Şurada bir yerde evet şuralarda görüyorsunuz abone ol yazısı da sürekli bütün video boyunca vardı. E, abone olsanız çok sevinirim. Bu arada videoyu kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Canlı yayınlar da başladı. Her perşembe saat 8'de canlı yayın yapıyorum. Çeşitli konular üzerinde konuşuyoruz. ve farklı farklı konular seçiyorum her hafta. Ve sizden gelen yorumları da değerlendirip bu videolarda, bu canlı yayınlarda o soruların, yorumların yanıtlarını vermeye çalışıyorum. Müsait olan herkesi de perşembe akşamları canlı yayına beklerim. Canlı yayına gelemeyenler de videoları sonra da izleyebilir. O konuda da bir fikriniz olsun, aklınızda bulunsun. Yetişemediniz, işiniz vardı, başka bir sorunuz vardı, izleyemediniz. Daha sonra o canlı videoları izleyebilirsiniz. İstiyorsanız beni Instagram a, Twitter gibi sosyal ara takip etmenizi öneriyorum. Çünkü orada da böyle güzel paylaşımlar yapıyorum. Bazen kamera arkaları, bazen farklı düşüncelerimi yine bu tarz sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Orada gelirseniz orada da sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Kendinize iyi bakın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.